dosyasından merhaba sevgili izleyenler. Her pazartesi olduğu gibi ben Ürgen Aksay ve daimi konuğum Avukat Şahap Tokatlı sizlerle birlikteyiz. Evet, bu akşamki konuğumuz Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük bizlerle olacak. Kendisiyle bilişim yasası konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız ve tabii ki hukuki boyutunu Şahap Tokatlı bizler için değerlendiriyor olacak. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar Kadri Bey. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanıyalım istiyorum. Teşekkürler. Kadri Bürüncük, elektrik elektronik mühendisiyim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun. Master doktora çalışmalarımı yine aynı üniversitede yaptım. Daha sonra akademisyen olarak bir müddet çalıştıktan sonra Telekomüs Kurulu'na ilk atamamla aslında bu sektördeki çalışmalarım başladı. Telekomüs Kurulu geçici bir kuruldu. 3,5 yıl elektronik imza yasası kapsamında kurulan bir kurumdu. Ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun, yani elektronik haberleşme yasasının hazırlığını yapan, bu kurulun kurulumunu gerçekleştiren geçici kuruldu. Daha sonra 2012 yılında elektronik haberleşme yasası meclisten yasallaştıktan sonra 2013 yılından bellidir de Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nda başkan olarak görev yapmaktayım. İçinde olduğunuz bir alan. Doğru. Aslında hem uzun hazırlık zamandır. Döneminde hem uygulamada. Peki Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, yani BTHK kimdir ve faaliyetleri nelerdir diye sormak istiyorum öncelikle izleyenlerimizin de daha iyi anlaması adına. Evet, teşekkür ederim. Elektronik haberleşme sektörünü, yani nedir elektronik haberleşme sektörü? Mobil haberleşmeden tutun da sabit telefon hizmetleri, mobil işletmeciler ve internet servis sağlayıcılarının tümünün yetkilendirilmesi, düzenlenmesi, denetlenmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Zaten izleyenlerimizin çoğu telefonlarını kaydettirmek için kurumunuza geliyor diye biliyorum. Doğru. Bireysel, yurt dışından yolcu beraberi gelen bireysel telefon kayıtlarını yine kurumumuzdan yapılmaktadır. Dolayısıyla bilinirliğimiz artmıştır bu cep telefonu kayıtlarıyla. Tabii ki telefonu eğer KKTC'den satın almışlarsa ithalatçılar tarafından gerekli izinler ve kayıtlar yapılmıştır. Dolayısıyla onların ayrıca kayıt yapmasına gerek yoktur. Evet. O zaman size hemen bilişim suçları yasasını sormak istiyorum. Çünkü BTK'ya birçok yetki verildi bu alanla ilgili, bu yasaların düzenlenmesiyle ilgili aslında. Bilişim suçları yasasının kapsamı nedir diye bir soru ileteyim sizlere. Teşekkür ederim. Bilişim suçları yasası özellikle içinde bulunduğumuz günlerde bilişim sektörünün önemi bir o kadar daha artmıştı. Pandemi sürecini yaşadık. İnsanların fiziksel olarak bir yerlerde bulunup bazı işleri yapmasının güçlüklerini hep birlikte gördük, yaşadık. Dolayısıyla bilişim sistemlerini kullanarak bunları yapma, eğitimden tutun da toplantılarımıza, diğer işlerimize, ödemelerimize kadar birçok şeyi artık online yapabiliyoruz. Dolayısıyla bilişim teknolojilerinin kullanımı ve önemi özellikle bu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde de bir o kadar daha bize göstermiştir önemini. Tabii kullandık sonra bu teknolojileri riskler ve suçlar da birlikte gelmektedir maalesef. Dolayısıyla bunlarla ilgili yasal düzenlemeler, teknolojik altyapılar, bilinçlendirmeler de yapılması gerekiyordu. Aslında biraz geç kaldık. Deyim yerindeyse böyle bir düzenleme için. Geçtiğimiz yıl sanırım 14 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti diye hatırlıyorum, yanlışım çok yoksa. Çok doğru. 14 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Uzun müddet görüşmeleri sürmüştür. Çeşitli endişeler dile getirilmiştir çeşitli kesimler tarafından.
Ancak son aşamada hükümet ciddi bir şey göstermiştir. Otoritesini koyup elini taşın altına koyarak bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu karar vererek mecliste oy birliğiyle diyemeyeceğim ama yani hemen hemen oy birliğine yakın büyük bir çoğunlukla oy çokluğuyla yürürlüğe girmişti. Genel kapsamı konusunda kısaca bilgi vermek gerekirse bilişim sistemleri ve verilerinin gizliliği, bütünlüğü ve kullanımına ilişkin suçlar ve cezalar konusunda düzenlemeler var. Bununla birlikte bilişim sistemleriyle bağlantılı suçlar ve cezalar, bunlar kullanılarak işlenilen diğer suçlar ve cezalar, telif hakları, bilişim sistemlerinde ve yazılımlarında arama, kopyalama ve el koyma konularında önemli konular, iyileştirmeler aslında gündeme gelmiş ve düzenlenmiştir. Bunun yanında elektronik haberleşme ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi, içerik, yer ve erişim, toplu kullanım sağlayıcıları ve internet haber sitelerinin yükümlülükleri ayrıca düzenlenmiştir. Az sonra zaten onların detayına ineceğiz. Ve mahkeme kararlarıyla erişim engellenme kararlarının değerlendirilmesi ve uygulanması konusunda yine önemli kurallar düzenlenmişti. Ve son olarak da cezalar ve geçici ve son kurallarla böyle bir kapsam düzenlenmişti. Bunların uygun gördüğünüz başlıkların üzerinden geçer, biraz daha detaylı, daha açıklayıcı bilgiler vermeye çalışabiliriz. Aynen öyle. Peki kuruma ne gibi yetkiler verildi? BTK'ya birçok yetki verildi bu yasa düzenlenirken. Bu yetkilerden öncelikle bahsedelim, sonra detaylı bir şekilde o başlıkları ele almak istiyorum. Kuruma önemli yetkiler verilmiştir. Evet, doğrudur ve kurum her zaman bu sorumluluğunu bilmiştir ve gereğince yerine getirmek için elimizden geleni yapmaktayız ama bütününü değerlendirecek olursak bilişim suçları yasasının aslında çok da fazla yetki verilmiş değil. İkiye ayırırsak veya ikiye üçe ayırırsak yasayı, önce bazı konuların suç olduğu ve bu suçlara karşılık gelen cezaları düzenleyen bir bölümü var. Bir başka bölümü işte özellikle polis güçlerinin hangi koşullarda bilişim sistemlerine el koyup arama yapabilecekleri düzenlenmiştir. Bunlar yine bizimle ilgili olan konular değil. Bizimle kararı mı gerekiyor? Mahkeme, yani polisin hangi koşullarda bu aramaları yapabileceklerini düzenleyen şeyler vardır ki gündeme gelen bazı çekincemelere cevap olarak da söylemek istiyorum ki bu yasada kişi hak ve özgürlüklerini koruyan veya daha ileriye götüren düzenlemeler vardır bu anlamda. Eskiden bu yasa yürürlüğe girmeden önce bilişim sistemlerine de, yani bu cep telefonunuz olabilir, bilgisayarınız olabilir veya başka bunun gibi bilişim sistemleriniz olabilir, kişilere ait ki cep telefonu deyip geçmeyin. Artık onun üzerinde her türlü kişisel bilgimiz, verimiz bulunabilmektedir. Dolayısıyla bu sistemlere el konulması mevcut polis yasalarıyla yine el konulabilmektedir. Ancak hiçbir arama yapılamaz. Şu anda bilişim suçları yasasıyla getirilen bir kuraldan dolayı kesinlikle mahkeme kararı gerekiyor.
bu sistemlerin üzerinde arama yapılabilmesi için. Kuruma ne gibi yetkiler verildi? Aslında kuruma verilen tek yetki erişim engelleme konularındadır ve sınırlı konulardadır. Örneğin internet gazeteciliği konusunda künye yayınlama zorunluluğunu getirmiştir yasa. Yani kime aittir bu haber sitesi? Adresi neresidir? Genel yayın yönetmeni kimdir? İletişim numaraları nelerdir? Evet, bir basın organı olarak istediği haberi özgürce ve hür iradesiyle yapabilir, ancak bunlardan zarar gören kişiler de olabilir. Dolayısıyla bunların kimlere ait olduğu ve adreslerinin nerede olduğunun açık ve şeffaf olması lazım. Aslında yasa kurucu bunu böyle öngörmüş. Ve eğer net olarak künye bilgileri yoksa bir haber sitesinin, yani kime ait olduğu belli değilse, nerede olduğu belli değilse, mağdur olan bir kişiyi hakkını arayamıyorsa, bu gibi durumda şikayet gelmesi durumunda kurumumuza 2 iş günü süreyle bu siteyi erişime engelleme yetkisi veriyor bize. Ancak şikayetçinin bu süre içerisinde mahkemeye gidip kalıcı olarak mahkeme kararı çıkarması gerekir. Eğer mahkeme kararı alamıyorsa bu engelleme kendiliğinden, yani geçici bir yetkidir aslında. Kaç kuruma gün engelleme yapılıyor demiştiniz? 2 iş günü süreyle. Sadece 2 iş günü. Haber sitelerine 2 iş günü süreyle. Uzatılabilir mi peki, yoksa sadece 2? Kesinlikle yok. Uzatma veya kalıcı olabilmesi sadece mahkeme kararına bağlı. Zaten mahkeme kararı aldığı zaman işte künyesi yoktu, bunun erişimini engelleyiniz de. Eğer künyesini yerine koyarsa hak sahibi olan sitenin sahibi, o zaman başvuru yapar. Eğer mahkeme ise kararı veren, mahkemeye başvurusunu yapar. Ben künye bilgilerimi koydum, dolayısıyla yasadaki sorumluluğumu yerine getirdim, erişim engelini kaldırınız diye. Böyle bir durumda mahkeme kararını verebilir. Eğer bu geçici süre içerisinde olmuş bir şeyse, yani bizim verdiğimiz bir kararsa, bize bu bildirimde bulunabilir. İşte künye bilgilerimi koydum, gerçek bilgilerdi, kontrol edebilirsiniz, kontrol edilir. Eğer gerçekten durum oysa ve yasaya uygun hale gelmişse künye bilgileri, engelleme kendiliğinden yine kaldırılabilir. Hemen bu noktada aslında Şahap Bey'e dönmek istiyorum. Az sonra cezalarına da geleceğim ben bu arada bunun, ama şöyle, bilişim yasası ve bu künyelerle alakalı neler söylemek istersiniz? Künye çok önemli bir husustur. Yazılı basın organlarının da aynı şekilde künyesi bulunur. Zaten radyo ve televizyonların iletişim, yayımcılık hizmetleri verebilmeleri için belirli izin prosedürlerini, belirli lisansları almaları gerekir. Bu da Yayın Yüksek Kurulu tarafından regüle edilir. Dolayısıyla basılı olmayan iletişim kanallarında muhatabınızı bulmanız çok kolaydır. Radyoysa bunun yine lisansı vardır. Televizyonsa yine bunun bir lisansı vardır. Ve muhataplarının kimler olacağı, kurulu bir şirket vesaire nasıl olacağı hepsi yasayla düzenlenmiştir. Basılı hususlarda, basılı basında diyelim artık, yazılı basında künyeler yer alır matbaasına kadar neredeyse detaylı yasalarda tarif edilen şekilde. Bunun amacı da şudur: zem ve kadih davaları dediğimiz dava çeşitleridir. Neşren hakaret veyahut da neşren haksız fiil yaratma, kişilerin aleyhinde doğru olmayan, itibarını sarsan, iftira nitelikli veyahut da yalan haber vesaire gibi belli yasada kriterleri verilen tür haberler yapılması halinde, bu haberlerle ilgili yapan kişileri hukuken sorumlu tutabilmek, hukuken onların aleyhlerine dava açabilmek için öncelikle bu kişilerin kim olduğunu, adreslerinin neresi olduğunu bilmeniz gereklidir. Yazılı basında bu çıkan gazeteleri aldığınız zaman genelde en arka sayfada, altta künye yer alır. Televizyon ve radyolarda anlattığımız gibi internet gazetelerinde de
bu hususun düzenlenmesi gerekliydi ve yasaklayıcı mevcut yasamızda bunu düzenledi. Genel yayın yönetmeli veya sorumlu müdürün adı, soyadı, faaliyet gösterdiği yer, sokak adresiyle, fiziki adresiyle ve iletişim numaralarının künyede yer alması lazım. Bu bilgiler yer alıyorsa zaten siz bu adrese, bu kişilere açacağınız dava ile iletişimin durdurulmasını da, yayının durdurulmasını da talep edebilirsiniz. Bu ayrı bir ara emir konusudur. Ama hiç muhatabınız olmayan bir şeyde bunu durdurabilmeniz için işte yasa koyucu mükellefiyeti BTK'ya verdi. Ve yazılı başvuruyla 2 günlüğüne BTK bunu otomatik durdurabiliyor künye olmadığı için. Siz o 2 gün içerisinde mahkemeye başvuracağınız, mahkeme yapacağınız başvuruyla yayının kalıcı olarak durdurulmasını, ta ki künye konsun kalıcı olarak durdurulmasını talep edebiliyorsunuz. Bu şekilde alınan birçok karar var. Maalesef bir moda haline geldi. Evet, aslında perde gerisindeki kişilerin farklı olduğu veya perde gerisindeki belirli isimlerin hemen bir alan adı satın alarak, hazır programlar kullanarak başka maksatlar veya kendi düşüncelerinin propagandasını yapmak maksadıyla kurdukları bir takım internet siteleri son dönemde bayağı rastlanır hale geldi. Bu hususta BTK'ya yapılan başvurularla yayın durdurulduğunda künye konduktan sonra açılan davalarla mahkemede devam eden davalar da var. Daha önce Facebook'ta Katri Bey daha iyi bilecek tek sayfa gazete adı altında tek sayfalık bir formülizasyon da üretip yine bu şekilde Zenkadi oluşturucu, Zenkadi içerikli yayınlar da yapan kişiler oldu. Bunları araştırdığınız zaman bir kısmı yurt dışı kaynak gösterdi. O şirketlere gittiğiniz zaman 10 pound sermaye ile kurulmuş tek kişilik bir küçük shell company dediğimiz bir şirket de karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla tüm bunların engellenmesi için bu yasal mevzuat son derece vatandaşın hakkının korunması için gerekliydi. Tabii burada ifade özgürlüğüyle bunu balanslamak lazımdı. Orada da mahkemeye kalıcı engelleme için yetkiyi 48 saatten sonra mahkemeye verme yönünde yasa koyucunun yapmış olduğu bir regülasyon var. Ve bu regülasyon altında da davalar sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Çünkü artık televizyon veya radyo ya da gazete, dergi gibi basılı klasik basın yayım araçlarından internete doğru, sosyal medyaya doğru kaymıştır bu tür propagandalar. Özellikle seçim dönemlerinde bu sıkıntılar çok yaşanıyor. Seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulu'yla da BTK işbirliği içerisinde tedbir almaya çalışıyor ama tabii siber dünyada bu tedbirlerin ne kadar efektif alınabileceği de bir tartışma konusu. Anladığım kadarıyla daha çok siyasi görüşlerini de belirtmek için de aslında bu tarz sayfalar açılıyor. Belki siyasi görüş sunmak için var, bir rant sağlamak için var, karşı görüşü yıpratmak için var, karşı tarafa şahsi kini olduğu için yapan var, başka mecralardaki süreçleri etkilemek için kamuoyu yaratarak araştırılmadan yapılan spekülatif şeyler var. Hoşlanmadığı bir kişiyi yıpratmak için spekülatif haberler koyup bu tür künyesi bile olmayan yerlerde yayınlatanlar var. Yani son derece renkli örneklere rastlayabiliyoruz. Ama atlanılan bir şey var. Tabii siber dünyada iz bulunabiliyor. Yeterince uzman biri ise araştıran. O site nereden geldi? Hangi yerde host ediliyor? Koyan IP nedir? Bunlar bulunabiliyor büyük oranda. Künyenin gerekliliğinden konuştuk aslında. Peki bu yükümlülüğe uymayanların cezaları ne olur? Yaptırımlar nedir? Erişim engellemesi veriliyor. Çünkü kim oldukları belli değil. Maskeleniyorlar ve isimlerini, adreslerini, iletişim adreslerini koymuyorlar. Aslında
Sayın Şahap Bey çok iyi ifade ettiği basın yayın organları basın yasasıyla veya radyo TV yoluyla yapılanlar Yayın Yüksek Kurulu yasası ve yetkileriyle regüle edilmektedir, düzenlenmektedir. Basının çok önemli özgürlükleri vardır bizim ülkemizde. İfade özgürlüğü vardır. Bu yasada da ifade özgürlüğüne getirilen herhangi bir kısıtlama yoktur. Yani bazı yanlış anlaşmalar oluyor veya iddialar oluyor zaman zaman. Aksine bütün basın yasaları aynen yürürlüktedir. Buradaki tek konu basın şapkası altına girip de kimliğini saklayıp daha fazla başkalarına zarar verecek şeklinde. Yani kendi siyasi düşüncesi olabilir veya kendi özgür ifadeleri olabilir. Bunları basının yayınlamasında hiçbir sıkıntı yoktur ve son derece özgürlükçü bir ülkedir bizim ülkemiz ve yasalarımız aslında. Bu bilişim suçları yasası da tekrar ediyorum. Hiçbir kısıtlama getirmiyor basının bu özgürlüğü konusunda. Ama ben basın işi yapıyorum, yazılı gazete görünümü şeklinde bir sayfalık bir sayfa düzenliyorum. Kim olduğumu da saklıyorum. Oradan da istediğimi yazıyorum, istediğime çamur atıyorum. Ve kimse istediğime zarar veriyorum. Ve zarar verdiğim kişiler de bana hesap soramasın diye kimliğimi saklıyorum şeklinde. Yani başkalarının özgürlüklerini, kişi hak ve özgürlüklerini veya zem ve kadih konularındaki şeylerine zarar verecek bir şekilde kişisel özgürlük olmaz kanısındayım. Bu saklanmayı engelleyen bir düzenlemedir aslında. Künyesi yoksa, iletişim adresi yoksa erişimini engelleyiniz şeklinde bir şey var. Sadece tek konu, basınla ilgili tek konu bu burada. Genel mahkeme olarak kararı gerektiriyor. Bu geçici süreliyle bizim vereceğimiz engellemeden sonra mahkeme kararı şart konmuştur. Mahkeme kararına da yani mahkeme tabii ki verdiği bütün kararlarda anayasanın bütün maddelerini dikkate alarak değerlendirmeler yapmaktadır. Yasalara ve anayasa anayasa maddelerine dikkate alarak kararlar üretmektedir. Ancak burada yine de insanları rahatlatmak adına diyelim, işte erişim engellemesi verirken mahkeme anayasanın şu maddelerini dikkate alarak bir erişim engellemesi verebilir şeklinde düzenlemeler konmuştur ki bunlar nedir? En temeli ifade özgürlüğü zaten. Aynen öyle. Anayasanın 24. maddesi yanılmıyorsam düşünce, söz ve anlatım özgürlüğüne aykırı olacak biçimde erişim engellemesi kararı verilemez. Yani biri herhangi bir düşüncesini ifade ettiği için veya söz ve anlatım özgürlüğünü hiçe sayarak bir erişim engellemesi veremez mahkeme diyor. Bu anayasa tarafından koruma altındadır. 24. Kendi görüşünü istediği şekilde belirtebilir. İstediği şekilde belirtebilir. Yani ifadesinden dolayı bir engelleme yapılamaz diyor. Zaten bu anayasanın tabii koruması, yani o anayasanın 24. maddesini hatırlatıyor burada ve diyor ki bu maddeye aykırı da karar veremezsiniz. Düşünce ve düşünceyi yayma, düşünceyi ifade etme temel özgürlüktür, anayasa tarafından korunur. Tabii bu karşı taraftakini rencide etme veya karşı tarafının şöhretini zedeleme anlamına gelmez. Bu hakkı vermez. Herkesin özgürlüğü diğerinin özgürlüğüne başladığı yerde biter. Tam aynen şu noktada aslında sosyal medya son zamanlarda sıklıkla kullanılıyor. Sadece haber siteleri değil, kişisel olarak da insanlar düşüncelerini oradan belirtebiliyor. Başka birini hakaret etme veya farklı bir kişinin herhangi bir fotoğrafını veya farklı bir şeyini ifşa etme gibi durumlarla karşılaşılabiliyor aslında. Peki bu noktada bilişim yasası nasıl koruyor bu kişileri? Yine sadece erişim engeli mi yapıyor yoksa farklı şekilde de koruyor mu? Şimdi içerik
sağlayıcılar dediğimiz herhangi bir düşünceyi, haberi veya başka bir resmi paylaşan kişiler içerik sağlayıcısı olarak tanımlanmıştır yasada. Herhangi bir içeriği paylaşıyorlar. En temel şey aslında içerik sağlayıcısı. İçerik sağlayıcısı kendisinin koyduğu bütün içeriklerden sorumludur yasa karşısında. Ancak bir başkasının görüşünü paylaşıyorsanız bundan sorumlu değilsiniz. İşte ben bir paylaşım yaptım. Şahap Bey şöyle şöyle ifade etti diye herhangi bir yorum yapmadan, hiçbir ifade bırakmadan aynen Şahap Bey'in ifadesini paylaşıyorsam ben Şahap Bey'in ifadesinden sorumlu değilim. Ama kendi yaptığım şeylerden sorumluyum. Ancak bu paylaşımı yaparken eğer çok açık bir şekilde aynı fikirde olduğumu beyan edip bravo çok doğru yaptı ben de katılıyorum gibi böyle aynı fikirde olduğumu anlamına gelen ifadelerle paylaşıyorsam bunu aynı içerikten ben de sorumluyum. Yani başkasının içeriğini paylaşmaktan sorumlu değilsiniz ama aynı fikirde olduğunuzu ifade ederseniz, belirtirseniz siz de o içerikten sorumlusunuz. Bir de bu içeriklerin yayınlandığı siteler vardır veya host edildiği yerler. Bunlar yer sağlayıcısı dediğimiz işte bu bilgilerin yayınlandığı bilgisayar sistemleri açıkçası. Bunlar sorumlu değildir herhangi bir içerikten. Çünkü birçok kişi oraya bağlı. Bütün içerikleri ve çok süratli değişen içerikleri bir bir tarayıp kontrol edemez. Dolayısıyla orada yayınlanandan kendisi sorumlu değildir yer sağlayıcılara. Ancak kendisine herhangi bir mahkeme kararı bildirilirse ki bu içerik sakıncalıdır. Şu yasaya göre bir suçtur ve bunun yayınlanmasının engellenmesi gerekir diye bir mahkeme kararı varsa o karara uymak zorundadır doğal olarak tabii ki. Zaten ülkemizde çok fazla içerik sağlayıcı yok. Doğru. Esas içerik sağlayıcıları tüm dünyada da zaten ya Amerika merkezli ya da belli ülkelerde konumlanmış durumda bütün dünyaya bu servisi veriyorlar. Ülkemizde birkaç girişim var ama ben genelde rastladığım kadarıyla ya Türkiye ya Amerika merkezli sitelerde host edildiğini görüyorum. Uygun yani bulut bilişimin olduğu gündem dünyamızda gerek maliyet açısından daha ucuz hizmetler, yerler bulunabilir. Gerekse yasal olarak bağlayıcılığı olmasın, buradan uzaklaşalım, buradaki mahkeme kararlarından sıyrılalım düşüncesiyle başka yere tercih ediliyor olabilir. Bundan dolayı dediğiniz gibi genellikle yer sağlayıcılar çoğunlukla yurt dışında oluyor. Bir de bunun yanında yani içerik sağlayıcısı, yer sağlayıcısı bir de erişim sağlayıcısı dediğimiz kısım var ki bu da internet servis sağlayıcılardır genelde. Herhangi internetteki herhangi bir içeriğe erişmek için internete ihtiyacımız var. Kullandığımız işte internet servis sağlayıcımız olsun veya mobil operatör olsun veya sabit telefon operatörümüz olsun. Onların internetini kullanarak bu yerlere, bu bilgilere erişiyoruz. Onlar da yine erişilen bilginin içeriğinden sorumlu değildir. Ama bir mahkeme kararı kendilerine ulaştığı zaman bu erişim engellemesini uygulamak zorundadırlar. Bunu zaten daha fazla işin bu yönü pratikte çalışmaktadır. Onlar zaten bir nevi otobanlar gibi düşünebiliriz. Bilgiye erişmeniz için size yol sağlayan, geçiş veren noktalardır. Erişim engelinde de genelde yapılabilecek en ivedi veyahut da en kolayı o otobanı kestiğiniz zaman nasıl ki erişimi durduruyorsunuz, iletişimin geçişini engellediğinizde durdurabiliyorsunuz ama her bilişimdeki her şey gibi bunun da bir bypass'ını yaratmak mümkün. Önemli olan burada kişilerin de sorumlu haber yapması. Örneğin basın yayından bahsettik, gazetecilikten bahsettik. Basın yayında bir etik kurul var. Bir de iletişim fakültelerinde ders verirken basın etiği dersi var. Evet. Ben de zaman zaman ders verdiğim için bu dersi de verdiğim oldu. Sorumlu bir haberci, bir gazeteci, bir basın mensubu bir şeyi haber yaparken önce araştırmasını yapmakla mükellef.
iddialar varsa iddiaları ve karşı taraftan bu iddialara yönelik cevapları dinleyip alıp objektif bir şekilde bunu yapmakla mükelleftir. Ama bunu dört dörtlük yapanlar olduğu gibi belirli bir hedef için kurşun gazete dediğimiz bu tür hedefe yönelik sizin belli bir amaç doğrultusunda servis verdirdiğiniz doğru olmayan haber yapan küçük küçük bir sürü mecra çıkıyor karşınıza. Tabii bunları önce ivedi bir şekilde kapatabilmeniz lazım. Arkasından yargı kararıyla, siz haklıysanız yargı kararıyla da bu kapatmayı sürekli hale getirebilmeniz lazım. İfade özgürlüğünün denetlenmesi açısından işte yargı kararı orada devreye giriyor. Ama mağdur veya başvurucu kişinin mağduriyetinin büyümemesi için de ivedi bir action lazımdır, ivedi bir işlem lazımdır. Yargının biraz yavaş ne olursa olsun 24 saatten önce yargının devreye girmesi pek beklenemez teknik imkansızlıktan dolayı. Dolayısıyla bu işte 48 saatlik süre bunu sağlamak için 2 iş günü olarak öngörüldü ve bu süre içerisinde siz ta ki yargı kararını lehte veya aleyhte alabilirsiniz. O ille de her başvuru kabul edilecek anlamında değil. Yargı kararının neticesi çıkana kadar en azından olası bir hukuksuzluğu veya olası bir zararı durdurmak için işte bu 48 saatlik askıya alma, kapatma demek bana çok doğru gelmiyor. Askıya alma yayını durduruyorsunuz ama erişim engellemesidir. Bir nevi askıya alıyorsunuz erişimi. Çünkü tam engel aslında bunun süresiz hale geldiği zamandır erişim kapatılması. Yani bunun bir nevi dondurulması gibi bir süreç var. Adamızda bunların örnekleri var mı bu konuyla alakalı? Benim bilgime gelen var ama Kadir Bey daha aktüel cevaplayabilir. Çünkü kendisi çeşmenin daha başında olan kişi. Yani direkt rakamlarla ifade etmeye çalışabilirim. Son bir ayın başvuruları burada yok ama yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren kurumumuza gelen gerek direkt şikayetler gerekse mahkeme kararları toplam 16 tane dosya ortalama gelmiş. Ayda birden fazla diyebiliriz buna. Doğru. Çünkü yasamız yürürlüğe girelim. Toplam 16 tane dosya gelmiş. 2 tanesi polise yapılan şikayetti. Hı-hı. Bize dağıtımdı. Ama künyesiz haber sitesiyle ilgili direkt onunla ilgili örnek vermem gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane künyesiz haber sitesi şikayeti geldi. Bu 8 tane haber sitesi demek değil. Çünkü bazı şikayetlerin içerisinde birden fazla haber sitesi var. Evet. Örneğin bir tanesinde 4 tane haber sitesi vardı. Yani 4'ü birden şikayet konusuydu. Ama yani genelde toplam şikayet sayısını söyledim. Bunların künyesiz bir olduğu kısmı için kim olduğunu haliyle bilinemiyor değil mi? Bilinemiyor ama yani bize böyle bir şikayet geldiği zaman önce bir inceliyoruz. Gerçekten haber sitesi formatında mı değil mi? Yani herhangi bir kişisel sayfa mı yoksa haber sitesi formatında mı? BTK'nın yetkisi çünkü sadece haber sitesi. Evet, haber sitesiyle ilgili olması gerekir. Haber sitesi ise gerçekten işte kimler yazı yazdığı zaman zaman ülkemizde belli başlı işte köşe yazarları vardır. Köşe yazarlarına bakarak ulaşabiliyorsak o köşe yazarlarına ulaşarak kimindir bu gazete biliyor musunuz? Künyesi olmadığı için kapatmak zorunda kalacağız. Künye bilgilerini yerine koyarsa yasaya uygun hale geldiği için herhangi bir işlem yapmak zorunda kalmayız diye. Yani önce birebir bulmaya çalışarak bu bilgilerin eklenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bir de ortada şikayet ve mağduriyet olduğu için bunu çok uzun süre uzatamayız. İşte maksimum bir gün içerisinde bunu çözmeye çalışıyoruz. BTK sadece haber sitelerinde mi devreye giriyor? Yani kişisel olarak? Yok. Birkaç istisnai konu daha vardır. İsterseniz o başlıkları da evet, söyleyeyim. Lütfen. Sonra haber siteleri konusundaki çeşitliliği dile getirebilirim. Haber sitesi konusunda kurumun yetkileri haber sitesinin yanı sıra 4 tane ana konuda daha önemli sayılan 4 tane ana konuda daha ivedilikle erişim engellemesi verme yetkisi verilmiştir.
Ki bir tanesi çok takdir edersiniz ki bütün dünyada hot topic gibi olan çocuk pornografisi konusu. Çocuk pornografisi konusunda bir şikayet gelirse derhal erişim engellemesi verilebilir. Bu çok hassas ve çocuk hakları için de çok önemli bir şeydir. Amerika'da üniversitede öğretim görevlisi olan bir papazdı zannedersem. Bu izlemede takıldığı için hem ihraç edildi hem de aleyhinde yasal işleme başvuruldu bildiğim kadarıyla. Yani çok önemli bir suçtur çünkü. Sürekli uluslararası mücadele konusunda haberler, çeşitli haberler görüyoruz her gün. Çok hassas bir konu. Dolayısıyla bizde de böyle bir içerik fark edildiği zaman kurumumuza bir şikayet gelirse 24 saatlerine bu iki iş günü konusu sadece haber siteleriyle ilgilidir. Peki şu anda şikayet geldi mi? Bu yok, gelmedi. Gelmedi. Çocuk pornografisi konusunda ve diğer onun haricindeki 3 konuda daha şikayet gelmesi durumunda 24 saatliğine geçici bir engelleme yapılabiliyor. Yine mahkeme kararı gelmesi lazım arkasından. Bu türlerin mahkemeye polis tarafından başvurulan belli bir maktup formları da var bildiğim kadarıyla. Doğru. Aslında onunla ilgili tüzük de hazırlanması gerekiyordu. Çünkü normal ceza yasası kapsamında polis mahkemeye giderken bir formları var onun içinde. Onu çalıştık. Tüzüğü de bakanlığımıza ilettik aslında yasallaşmasıyla ilgili ama biliyorsunuz bakanlığa koluna sunmadan önce hukuk dairesinden Merkez Mevzuat Dairesi ve Hukuk Dairesi'nin vereceği görüşlerin üstüne gidiyor. Aynen öyle. Ama her ikisi süreç de yoğunluktan bayağı yığılmış durumdadır. Dolayısıyla arzu edilen sürette gitmiyor ama bu maalesef yoğunluklarından dolayı olan bir olay. Ama tabii ki bu hiç engellemedi. Bu konulardaki davaların mahkeme gündemine gelmesi. Yani şeyi söyleyeyim size, burada bulabilirsem 2020 yılı içerisinde 24.7.2020 tarihinde mahkeme kararı var. Gündemsiz haber sitesiyle ilgili. Yani ne kadar hızlı gündeme girdiği yasa onu söylemeye çalışıyorum. Büyük bir sıkıntıydı aslında ülkede. Evet, yani 14 Temmuz'da yürürlüğe girdi yasa. 22 Temmuz'da mahkeme kararı var. 8 gün sonrasında. 8 gün sonra hemen yürürlüğe girerkenden mahkeme bunu çalışmaya başladı. Yani tüzük geçmedi veya şusu var busu var deyip de sonuçta yasa resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girer. Vatandaşlarımız da çok ciddi sıkıntıdır çünkü yani birbirlerine rakip iş dünyasından kişilerin bu şekilde saldırı, tırnak içinde çakma site dediğimiz veyahut da kurşun gazete dediğimiz aracılığıyla maksatlı yayın organları vasıtasıyla birbirlerine darbe vurmaya çalıştıkları veya asılsız haber yaptırdıkları veya aslında davaların birçoğu da bu yönde maalesef. Çok doğru bir yere tabii hukuk camiasının içinde olan birisi olarak. Aile davalarında dahi çıkabiliyor karşımıza. Karşı tarafın şöhretini yıpratmak için yaptırılan asılsız veyahut da abartılı haberler şeklinde. Maalesef ülkemizde bu tür yayınlara prim veren veyahut da bu tür yayınlara bütçe ayırıp para harcayan bir oluşum da ortaya çıkmaya başladı. İşte bunun için de BTK'nın çok önemli bir rolü var. Diğer başlıkları hızlı bir şekilde alalım. Çocuk pornografisinin yarısına yanı sıra bir de yine ülkemizde de bir dert olan kara para ve sanal bahis konusu. Evet. Sanal bahis konusu. Kripto paralar vesaireler. Evet, konularında. Yetkisiz olarak sanal bahis sitesi açanların erişimi yine derhal yapılabilir 24 saatten ama mahkeme kararıyla yine. Lisanssız sanal bahis siteleri çünkü kara para aklamasına yönelik kullanılma ihtimali taşıdığı için Mali Polis tarafından denetlenmekte. Evet. Yine yasa görüşülürken özellikle Bankala Birliği'nin ısrarla gündeme getirdiği bir sıkıntı vardı. Kendi yasalarında zaten yasak olarak koydukları bankalar veya müşterilerine ait sırların açıklanması,
Yani çok kısa süre içerisinde bir banka hakkında yapacağınız yalan haberlerle zor duruma düşebilir. Tabii o spekülasyonla en kuvvetli banka bile bir anda mali bünyesi kuvvetli olsa dahi sıkıntıya girip işlemde durmak hem zorunda yönden, kalabilir. Hem de müşterilerinin sırlarının yayınlanmasının evet. yasak olması sebebiyle bu içerikte koruma bir yayın amaçlı. Varsa derhal yine engellemeyi. Bankacılık ve finans çok hassas bir sektör evet. çünkü. Bir de ceza yasasının 63. maddesi kapsamında yasa dışı cemiyetlerle ilgili evet. Yasaklar. Terör örgütleri veyahut da devletin güvenliği bu kapsamda da yayınlar varsa yine aynı şekilde 24 saatliğine bir engelleme yapılabileceğini. Yani 4 tane konu: sanal bet, bankacılık ve müşterilerinin sırları, yasa dışı cemiyet konusu ve çocuk pornografisi konusundaki yayınların engellenmesi konusunda 24 saatliğine bir yetki verilmiş kurumumuza. Ve yani hepsi de birbirinden önemli ve derhal müdahale edilmesi gereken konular olduğu için ve sadece 24 saatliğine verilmiş bir yetki. Zaten 24 saatin arkasından eğer mahkeme kararı gelmezse kendiliğinden yasak kalkıyor. Ama bu künyesiz haber siteleriyle ilgili örnek verecek olursam, bizim kurum olarak künyesiz olduğu için kapattığımız haber siteleri işte 2-3 gün içerisinde mahkemeye gidip benzer kararları almıştır. Ve kurumumuz tarafından verilen engellenmenin mahkeme tarafından onanmadığı hiçbir case yoktur. Yani hangisinde biz künyesiz olduğu için kapatmışsak gidip mahkemeden de aynı kararları alabilmişlerdir. Sadece bir tanesinde bu olmadı. Olmadı çünkü sebep kalmadı, gerekçe kalmadı. Künyesini eksiksiz olarak yerleştirdikleri yayından için yayından sonra künye konduysa davaya için, gidilene kadar dava sebebi ortadan dava kalkar. Dava sebebi ortadan kalkmıştır. Tabii. Bundan dolayı. Yoksa zenkadi olarak devam eder o dava ama aynen. künyesizlikten kapatma devamına evet, yani, olur. Herhangi bir yok yere veya uygun olmayan bir engelleme yapmadık. Hiçbir şekilde bu mahkeme kararlarıyla yapmıştır. Peki, rahatlatmıştır bizi de. Peki genel olarak bu yasa beklentilere cevap verebildi mi? Düzenlemelere gerek var mı? Neler önerirsiniz? Onları sizden alalım. Aslında çok önemli bir soru. Geç kalınmış bir yasaydı ve kesinlikle ihtiyaç vardı. Birçok açığı kapatmıştır. Ama her şeye cevap veriyor mu? Kesinlikle hayır. Yani her şeye cevap vermiyor. Ne gibi düzenlemeler gerekiyor sizce? İşte atıyorum basın yasasında da belki de güncelleme yapılması lazım. Ceza yasasında muhakkak düzenleme yapılması lazım. Ceza yasamız 40'ların ceza yasasındaki ceza yasasıdır, işte mutlaka. Delil bulundurma evet. ve suç unsuru olma ifadeleri eski mantıkla yazıldığı için 40'larda. Bilişim ortamında yapılan bir evet. şeylerin de delil sayılıp kullanılabilmesi için o yönde de genel bir düzenlemeler muhakkak yapılması lazım ceza yasasında da. Telif haklarıyla ilgili madde koymuş olmamıza rağmen yürürlülüğünü ötelemiş bulunmaktayız şu anda. Çünkü sağlam bir telif hakları yasamız. Telif hakları yasamız da maalesef 20'li yıllardan kalmadır. 1920 yani 100 evet. yıllıktır diyebiliriz evet, aşağı evet. yukarı. Telif hakkı denince belki birçok kişi tam olarak anlamayabilir ne olduğunu ama bugün bilgisayarda kullandığımız bütün yazılımlar telif hakkına tabidir. Zaten soruyor da girdiğimiz zaman telif hakkını kabul ediyor musunuz evet. diye. Ülkemizdeki birçok yazılım da veya bilgisayar da maalesef telif hakkı ödenmeden gerek crack dediğimiz gerekse şifresi kopyalanarak yüklenen yazılım halindeydi. Yavaş yavaş bu düzeliyor. Yani devlette bile bu trend değişiyor. Lisanslı yazılıma geçiliyor. Lisanslı yazılım aynı zamanda bilgi işlem güvenliğini de getirir bize. Ama tabii maliyetleri yüksek olduğu için bugün ben örneğin Microsoft Office'te yıllık 600 küsur lira ödüyorum. Ama siz bunu bedavaya da kullanabilirsiniz isterseniz telif hakkını ödemeyerek. O yüzden ülkenin bilinçlenmesi biraz da tabii ekonomik açıdan alım gücünün yükselmesi gerekir ki bu lisanslı software'lara, lisanslı yazılımlara geçilsin, telif hakkı da korunsun. Veya işte bazı yaklaşımlar
biz ambargolar altında olduğum için kendi ürünlerimizi rahatça satamıyoruz. Telif hakları tek taraflı geçerse o yönde argümanlar var gibi düşünceler vardı. Ben yurt dışına da gittiğim için o riski alamıyorum. O yüzden bütün kullandığım programlar lisanslıdır. Ama ülke içinde kaldığımız sürece gri bölge mantığı tabii var. Telif hakları daha geniş bakarsak her türlü ürünlerimiz işte şarkı sözlerinden tutun sanatçıların ürettiği ürünlerin de müziğin de telif hakları var. Dolayısıyla bu haksız kazanç ve haber sitelerinden biraz önce bahsettik. Künyesiz haber sitelerinin en fazla şikayetçisi yine haber siteleridir. Çünkü birisi haber kopyalıyor. Birisi muhabir koyuyor, dışarıya gönderiyor, haber yapıyor. Bir başkası olduğu gibi sayfayı da benzeterek haberi çalıp künyesiz olarak yayınlıyor orada. Haksız rekabet bot oluşturuyor. Dedikleri otomatik programlar var. Haber sitesinin siz adını koyuyorsunuz ve şablon şeklini seçiyorsunuz. O otomatik diğer sayfalardan çektiği haberleri koyuyor. Evet. Yani aslında hiçbir emek sarf etmeden başkasının emeğini siz resmen hırsızlıkla kopyalayarak haber sitesi yürütüyorsunuz, ona reklam alıyorsunuz veyahut da bir haberi yayınlamak için bir menfaat sağlıyorsunuz. İşte bunların önlenmesi için telif hakları ve dolayısıyla telif hakları çok önemlidir. Evet, telif hakları yasası da bir an önce yürürlüğe girmesi lazım. Yani kapsamları veya yürürlüğe giriş aşamaları ayarlanabilir, ülkenin gerçekleri de dikkate alınarak. Geçiş basamaklaması yapılabilir. Evet. Son dakikalardayız. Bugün sizinle bileşim yasası konusunu ele aldık. Verdiğiniz tüm bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet Şahap Bey, artık söylediğimiz gibi son dakikalardayız. Son sözlerinizi alalım ve programı yavaş yavaş bitireceğiz. Genel olarak Kadri Bey'in söylediklerine ilaveten bilişim yasaları ülkemizde gerek kişi hak ve özgürlüklerinin korunması gerekse kişi hak ve özgürlüklerine, telif haklarına yönelik ihlallerin tespit edilerek bunların önlenmesi ve haksız fiil işleyenlerin cezalandırılması açısından bize olanak sağlayan mevzuatlardır. O yüzden çok önemlidir. Bugün her şey hayatımızdaki elektronik ortama taşınmıştır. Bankacılıktan tutun, online eğitime kadar her şey bilgisayar veyahut da sayısal dünya üzerindedir. Dolayısıyla bu konuda meclisimizin bayağı çalışma yapması ve bu yasalarımızı daha da donanımlandırması ve güncel gereksinimlere uygun hale getirmesi gereklidir. Onun için hepimizin çok büyük görevleri var. Hukuki değerlendirmeleriniz ve görüşleriniz için size de çok teşekkür ediyoruz Şahap Bey. Evet sevgili izleyenler, bu programın bir programın daha sonuna geldik. Hafta yine aynı gün aynı saatte, yani saat 20'de sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.